GündemTV.com gündem tv.com haber kanalından hepinize e, Merhabalar e, gününüz aydın ve bereketli olsun inşallah gündem TV gündemi e, adeta gümletmeye devam ediyor diyebiliriz siyasetin ve halkın gündemiyle gündem tv.com gündemi belirleyen e, bir haber sesi olarak e, yoluna durmaksızın devam ediyor Peki baktığımız zaman e, sokağın nabzı e, nasıl diye e, şöyle bir telakki ettiğimizde vatandaşın şu an itibariyle öyle bir e, siyasetle veya da başka bir e, konuyla e, alakalı bir odaklanmış durumu yok. Vatandaşın tek konumu e, geçim diyebiliriz. Ayakta ve hayatta durma mücadelesine devam ediyor. Özellikle piyasaya baktığımız zaman esnaflarımızın e, durumu pek de iç açıcı değil diyebiliriz. İşte Çankırı'da araba çok veya da Çankırı'da döviz rezervi fazla gibilerinden haberleri duymak mümkün. Yani Çankırı'da 50-60 tane zenginin bankadaki döviz hesabı, kur hesabı değil. Gelin kirasını ödemeyen ödeyemeyen, geçimini sağlayamayan, borcunu ödeyemeyen e, insanları e, görün e, derim. Sokağa çıktığımız zaman sokakta bunları görmek mümkün. Efendim işte e, avmler dolu, lokantalar dolu, e, falan fistan gibilerinden söylemimi de duymak mümkün. E, eskilerin bir tabiri vardır. Veresi olduktan sonra bu millet büyük camiyi satın alır. Vatandaş çatlamaya e, devam ediyor. E, cartladıkça cartlanıyor bunu da zaten biliyor e, vatandaşın borcu artık boynu açmış durumda e, vatandaş ayağını yorganına göre uzatacak durumda değil zira yorgan artık çekmiş e, vatandaşın e, ayağı da dizide dışarıda diyebiliriz Allah bu millete Öncelikle yardım etsin diyelim Peki ne yapılması lazım diye sorduğumuzda öncelikle küçük ve orta ölçekli esnafın durumunun düzeltilmesi, bağkur primlerinin düşürülmesi, yeni ticarete başlayacak olanların veyahut da kendi geçimini zor sağlayan esnafın bağkur ve vergi yükünün üzerinden alınması, piyasada özellikle emekli maaşlarının en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi, e, vatandaşın halinin e, mecliste e, bilakis e, yetkililerin e, gündeme getirmesi gerekmekte vatandaşın sanal gündeme değil gerçek gündeme ihtiyacı var vatandaşın gerçek gündemi geçim ve hayat pahalılığı onun için diyoruz ki e, piyasaların canlanması küçük ve orta ölçekli esnafın canlanması, üretimin teşvik edilmesi öncelikli meselelerimiz diyebiliriz. E, tabii ki baktığımız zaman işte e, siyasette bir yeni oluşum e, rüzgarı esecek mi sorusu gündemde. İşte Ali Babacan hareketi Aralık dedi, Aralığın sonu dedi, Ocak ilk haftası dedi, ocağın sonu dedi derken ne zaman çıkacak veya çıkmayacaklar mı sorusu gündemde. Bununla birlikte yeni oluşum ortaya çıktığı zaman Çankırı'da da yeni oluşumu kuracak isimlerin olduğunu söylemek mümkün. AK Parti'nin e, fabrik ayarlarına artık ivedilikle dönmesi, vatandaşın gündemine dönmesi, vatandaşın söylemini dinlemesi, yukarıdaki e, havayla aşağıdaki iklimin bir olmadığını artık bilmesi gerekiyor. E, buradaki yetkililerin artık yukarıda sanal gündemle değil, alkışlayan milletvekilleri değil, milletin derdini söyleyen milletvekilleri olması gerekiyor özellikle dediğim gibi vatandaşın tabanın gündeminin yukarıda belirtilmesi ve söylenmesi gerekiyor hülasa gündem TV olarak vatandaşın gündemini dillendirmeye Allah izin verdikçe devam edeceğiz Tabii ki imkanlar nispetinde işimizi daha kaliteli daha düzgün bir şekilde yapmaya çalışacağız. Şu anki imkanlarımız bunlar. İnşallah daha iyi imkan bulduğumuz zaman daha iyi bir şekilde gümbür gümbür gümletmeye devam edeceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Allah'a emanet olun.